Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Merhaba, var bir ilgisi <laughs> Kenan. Sevgili Kenan. Gez zallama. Evet. Yok zaten daha önce de bu konuşuldu. Yani başkan en başlarda adı, artık çok fazla bu tip transferlerde tabii ki İrfancan da girdi ama. Tabii olabilirdi. gezel konusunda ben bu rekabetin bir parçası olmayacağım deyip kenara çekildi. Yani Hatta konuştuk yayın öncesinde önerildi hı hı. ama girmedi o rekabete girmedi. İşte biraz önce söylediğim o menajer durumu, oyuncunun temsilcisi durumu var ya İşte yurt dışındaki temsilcisi. Hatta eğer e, Kenan biliyorsan lütfen beni doğrula yanlış da biliyor olabilirim. Bu konuda iddialıyım ama Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'ye geliyor. Sıralamayı bilmiyorum ben. Fenerbahçe ile önce görüşüyor. Gezalı ister misiniz diyor. Fenerbahçe biraz önce söylediğin gibi ben bu transferde yokum diyor ve çekiliyor ardından Galatasaray durumu ve Beşiktaş durumu devreye giriyor. Tabi Beşiktaş'ın teklifi masada masadan kalkmış değil. Burası çok önemli. Evet. Ee, masada, tüm izleyicilerimiz, gezler, ne olacak merakını sevgili Tuna, sevgili Erman yorumlamaya başladılar. Beşiktaş'ın teklifi hala masada. Ee, 1.8-1.9 milyon, evet. milyon avro yıllık maaş ve Leicester'la da yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk bir bon bonservis. Ve Sayın Çebi'nin transferlerde belirlediği bir kafasında bir rakam var. Şunu biliyorum ki dünya yansa da o rakamın üzerine çok fazla çıkmaz. Belki 50.000 Euro, belki 100.000 Euro. Bunun üzeri olmaz. Galatasaray'da da aynısı var şu an. Ama sen burada devreye gir. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın maddi olarak teklifi daha cazip. Galatasaray'ın ee... Gezal için önerdiği ücret 3 yıllık, 4 yıllık bir ücret ve 3 milyon avro. Ama 2,5 artı 500 binlik bir bonus. İşte burada Beşiktaş'ta Galatasaray'ın belki yıllık maaş konusunda Gezal ortaya yol bulunabilir. Leicester'da yaklaşık 4,5 milyon avroluk bir rakam var. Burada Galatasaray'ın temsilcisini en fazla zorlayan durum Galatasaray'ın teklifinin 4, Beşiktaş'ın 3 yıllık olması. Hı, hı. Yani orada bir de bir yıl bonusu var ekstra olarak. Bu şu anda konuşulan bir konu. açıkçası ben bugünden yarına bitecek <laughs> bir transfer diye düşünme. Bize Ağustos ayına kadar bu konuyu konuşuruz. Geçen hafta Ankara'daki bir yayınımızda belirtmiştin. Aynen öyle. Ağustos ayına kadar bu konu Bugün devam yani eder. Belki... Gezal'ın evrakları... 18 mi? Efendim? 18. Gezal'ın evrakları gene son saniye gidecek galiba federasyona. Kesinlikle. Gözüken oraya. Ben yani. başka bir şey daha söyleyeyim. Leicester'da kamp görmesi de şu an iyi. Yani Leicester'dan o İngiltere'de hocada memnunmuş ondan. Evet, kamp ortamından buraya geçen sene buraya geldi. geldi. Geldiği gün başladı ve bütün sezonu aynı şekilde devam etti. Hiçbir sakatlık falan yani Çalışması onun adına fayda. Kesinlikle Premier Lig'in o temposuna, İngiltere'nin temposuna bir kamp yapmak kolay iş değil. Türkiye'deki temponun çok çok üzeri, üzerinde. Tabii ki. Hı. Tuna peki bir şey soracağım. Bu temsilcinin işte davranışları, yaptıkları Yönetimde bir antipati uyandırdı mı? Yani artık yeter çok büyük yani masadan var. kalkabiliriz noktasına getirdim ben. Çok büyük tepki var ama masadan kalkma durumu şu an için söz konusu olamaz. Çünkü teknik ekip istiyor. E, şunu da biliyorum Gezal da Beşiktaş'a biraz daha sıcaktı. Ancak bu son gelişmelerden sonra ne olur ne biter e, bunu bekleyip göreceğiz. Bir de geçen sezon gerçekten çok iyi bir performans oldu. Tabii Yani yönetim, teknik ekip bir anda Gezal'dan öyle kolay kolay vazgeçemezsin şartlar zorlanacak ama Beşiktaş Gezal konusunda son e, limitinde. Ya bunun daha fazla üzerine çıkmaz. Dediğim gibi çok çok ufak ücretler değişir. Ben de Galatasaray'ın çıkacağını düşünmüyorum yalnız bırakın. Zaten Galatasaray'a daha bundan üstü bir şey verir mi? Toplamda Doğru. ne kadar fark var? Dört bir yıl kez için, daha belirtin. Dört yıl için Galatasaray... Birim olarak, birim başı, yıllık. İki buçuk milyon. Artı, artı 500 binlik bir bonus. Yani 3 milyon avro. Ama ana maaşın 2,5 milyon avro olduğunu söyleyelim. 1,9-1,8 milyon euro artı bonuslar. Şimdi geniş kadroyu bir grafikte görelim. Beşiktaş'ın ve Hı. Teşer'a diyelim. Tuna yine sendeyiz. Alex Teşer'i artık son aşamada. Bunu zaten yayınlarımızda da sıcak gelişme olarak geçtiğimiz akşam paylaşmıştık. Artık o Laiç ve Oğuzhan'ın olduğu yerde büyük ihtimalle Alex Seşere'yi de önümüzdeki hafta itibariyle yazabiliriz. Şöyle söyleyelim. Bugün günlerden pazar. şöyle Bayramın ikinci, üçüncü günü. Bayramın son günlerine doğru. Türkiye'de olma ihtimali yüksek. Oyuncu da şu anda son detaylar görüşülüyor ki bu detaylar anlaşmayla ilgili değil. Oyuncunun temsilcisiyle alakalı bir iki hı hı. alacak, verecek konusu konuşuluyor. Sözleşmedeki ana para dışındaki detaylar konuşuluyor. Kalacağı ev, arabası gibi gibi ufak yani e, konular of. var. E tabi bu, bu transfer yapılıyor. yani şöyle söyleyeyim bu transfer buradan dönerse ben çok şaşırırım. %99'un eee seviye %99 seviyelerine diyebilirim. Alex Seşer'e artık Beşiktaş forması e, giymeye e, oldukça yakışmış şöyle bir durum var yalnız. Tekrar kadroyu bir rica Tabi. E Beşiktaş'ta hukuk bürosu haliyle sözleşmelerle ilgili şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak oyuncu Brezilya'da. Yani Türkiye'ye geldikten sonra bir karantina süreci var. Bir yedi günlük. E, Alex Teixeira. Evet Brezilya'dan bu tarafa var. E, Wellington ve Joseph de Souza geldiğinde de bir... Douglas e, e. hala de. duruyor mu ya? Douglas, Douglas duruyor herhalde. Biz <laughs> görmüyoruz Evet. Aşağıdaki sahada Nevzat Demir tesislerinde çalışıyor. E, Alex Teixeira'nın Beşiktaş yönetimi bunu da halletmeye çalışıyor. Farklı bir ülke üzerinden gelme ihtimali var. Ee, orada bekleme ihtimali var. Farklı ülkede bekleme ihtimali var karantinaya. Öyle mi diyor? Ha. Bunlar da önemli oldu. Hayır <laughs> hayır şöyle bunda yasa olarak bir problem yok. Başka bir ülkede karantinayı sürdürüyorsun. çok oldu. Tabii karantinayı başka bir ülkede sürdürüyorsun. İngiltere üzerinden gelen. Aynen oldu. öyle. Buraya geldiğin zaman karantina sürecinin daha farklı bir seviyeye gidiyor. Hmm. Testleri yapılıyor gibi birçok. Ee, konu konuşuluyor. Alex çok, şeyra... çok çok yakın diyorsun artık. Kadroyu tutarsak ya Tuna orada 41 maç. Taşın çok fazla çık, çıkabileceği oyuncu var orada ya. On numarada Buradan. mı? Hayır 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 genelinde. Çok. çok yani çok orada var. bir kere Douglas ee şey nedir o Tyler Boyd. Başkan mı yürütüyor bu görüşmeleri ayrılma konusundaki isimlerle sevgili Şu ana şey. kadar ayrılma konusuyla alakalı e, belli bir Yansım. noktaya gelinmiş futbolcu yok. Yansım. Umut Nayir, Jermaine Lens, hı hı. E, Tyler Boyd, eee Douglas zaten onu söylemeye gerek yok. E, ayrılması muhtemel isimler. Lens tabi Karagümrük Cephesi'ne sen evet. çok daha hakimsin Barış abi ama görüşmelerin olduğunu ve iyi gittiğini biliyorum ama son durum nedir ne değildir. Bunun için daha vakit gerekiyor arkadaşlar. ücreti ödemek istiyor Karagümrük. Öyle bir ihtimal var. Tuna genç oyuncuların durumu ne olacak? Yani Alpay e, var. Alpay'ın takımda kalma Atakan, ihtimalini bilmiyorum. E, Bilal şu an görüşebilirlerdi evet. ama evet. Fikrimi soruyorsanız ben bundan sonra önemli. işte Beşiktaş'ın Dorukan'a gel diyeceğini düşünmüyorum. Anladım. Ama Dorukan Beşiktaş'a gelirse tavır ne olur? Bence Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon sonunda onu önerdiği rakamı tekrar önerir. Ama şu ne? oyuncu havuzunda da orta saha havuzunda da şu an Dorukan'ın Forma giyme ihtimalini de düşünmek lazım. O rotasyona gireceksin. Ne kadar oynayabilirsin? Bir kere şampiyonu kutlamasını hatırlıyor musunuz? Gidiyorum bütün aşklar yüreğinde evet. şarkısıyla evet. çıktı. Taraftarın bir kısmı ıslıkladı bir kısmı alkışladı. Şimdi bir nevi gemileri yaktı Doğrukan orada.